Hanımefendi, Sayın Sabahat Özgür Sosyalist, Sayın Hacı Bayram Türkoğlu, Sayın Hüseyin Canan, Sayın Abdülkadir Özel, an itibariyle aramızdalar. Çiftçemize hoş geldiniz, selamlar verdiniz. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, İl Kadın Kolları Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım, önceki dönem ilçe başkanlarım, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği Başkanım, Esnaf Kefalet Başkanım, Şoförler Derneği Başkanım, çok kıymetli muhtarlarım, il teşkilatımızın değerli mensupları, meclis üyelerimiz, AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar bizimle beraber omuz omuza vererek AK Parti'mizi ve Cumhurbaşkanımızı destekleyen çok kıymetli Altınözü hemşerilerim, hepiniz İl Başkanımızın buluşma ve istişare toplantısına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Sayın Başkanım, Altınözü hemşerilerimiz, Altınözü kurulduğu, AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar AK Parti'mizi ve Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir oyla, AK Parti'yi iyi okudukları için ve Cumhurbaşkanımızı iyi anladıkları için her zaman destek verdiler ve bundan sonra sizin il başkanlığınızda destek vermeye devam edeceklerdir. Şu ana kadar ilçemizde AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kurulduğu günde yaşlı, ben yaşlı demiyorum, genç yaşlı amcalar davet haberimizi duyar duymaz hepsi şeref verdiler, geldiler. Bir amcamız dedi ki, ben il başkanımızı ilk tebrik edenlerden biriyim. Hacı amca içimizde oturuyor. Ben yaşım 65 üstü olmasına rağmen gidip il başkanımıza hoş geldin diyeceğim. Allah razı olsun. Davetimize icabet ettiniz. Şeref verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Milletvekillerimiz her zaman bizimle beraber Altınözü'ne gelecek hizmetlerle ilgili var güçleriyle bizimle beraber çalıştılar ve şu ana kadar gelen hizmetlerin hepsi, başta Adem Bey daha vekilken o zaman da başladı ve ondan sonra çok kıymetli milletvekillerimiz hep beraber omuz omuza vererek Altınözü'ne hizmetler getirmeye ve değer katmaya çalıştık. Değer kattılar. Allah kendilerinden razı olsun. Ben tekrar davetimize icabet ettiğiniz için bütün Altınözü hemşerilerime, kanaat önderlerimize, iş insanlarımıza, STK başkanlarımıza, saygıdeğer muhtarlarımıza, teşkilatımıza, meclis üyelerimize ve AK Parti'ye gönül vermiş dava arkadaşlarıma,
tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman desteğinizi esirgemediniz. Bundan sonra da desteğinizi esirgemeyeceksiniz. Onu çok iyi biliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olun. Çok değerli il başkanım, çok kıymetli milletvekillerim, gençlik kolları il başkanım, kadın kolları il başkanım, çok kıymetli belediye başkan arkadaşlarım, ilçemizin kıymetli gençlik kolları ve kadın kolları ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, çok kıymetli iş ortaklarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, 2001 yılından bugüne kadar bu teşkilatın her kademesinde yer almış sevgili genç kardeşlerim, dostlarım, değerli büyüklerim, hanım ablalarım, hepinize en kalbi duygularımla, saygılarımla, sevgilerimle, muhabbetlerimle selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle hemen sağ tarafta minnetle yad ettiğimiz rahmetli, Allah rahmet eylesin, sohbeti kulaklarımda çınlıyor. Mustafa abi benim için çok değerli. 8 belediye başkanı arkadaşım var. Cumhur İttifakı ile beraber 11 arkadaşımız var ama hem kardeş ilçe hasebiyle en fazla münasebette olduğumuz bir abim, bir büyüğüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta şehitlerimiz olmak üzere bugüne kadar teşkilatta görev almış, şehit olmuş şehitlerimize ve rahmetli olmuş bütün teşkilat mensuplarıma Allah rahmetten rahmet diliyorum. Özellikle 2 gün önce ilçemizde, daha önce ilçe yönetimimizde yer alıp rahmeti Rahman'a kavuşan Süleyman Mengüç abiyle buradan rahmet diliyorum. Rabbim cennetinde cem etsin inşallah. Değerli başkanım, evet 2001-2021 tam 20 yıl. 20 yıl bu yolda beraber yürüdük, beraber baş koyduk. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yürümekten her zaman şeref duyduğum, onur duyduğum ve 2001 yılında hayatının baharındayken, 23 yaşındayken, 24 yaşındayken hemen üniversiteyi bitirir bitirmez kurucu ilçe başkanı olarak atanan ve daha sonra yıllarca il başkanlığını yapıp 3 dönem milletvekilini yaptıktan sonra bugün karşınızda il başkanı Adem Yeşildal Bey var. 20 yıl. Bunu benim tanıtmama gerek yok. Artık o yaş 2001 yılında 7-8 yaşında olan kardeşimiz bugün 23-24 yaşında herkes tarafından bilinmekte. Biz inanıyoruz ki bundan önce teşkilatta görev almış her bir büyüğümüze, her bir önceki dönem ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarına, il başkanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Her birinin ayrı bir değeri var. Ayrı bir değer kattılar. Ama bundan sonra da inşallah hep beraber, ben şahsen bugüne kadar sehven kırmışsam birilerini, ben buradan özür diliyorum. Helalleşmek istiyorum. Bu dönem yeni bir dönem. Bu dönemin gençler teşekkür ediyorum. Misafir hatiplere tezahüratı yapın, bana yapmayın. Şunu söyleyeceğim, bugünden sonra ayrı bir oyun, ayrı bir kurgu var. Hepimiz için önemli. Bugün biz burada belediye başkanıyız, 3 yıl sonra başka bir arkadaşımız olur. 5 yıl sonra başka bir milletvekili ekibi gider. Ama şunu unutmayın, ne yapacaksak yapalım, bu memleket ve devlet için, devletin bekası için hep beraber ortak bir noktada buluşmak zorundayız. İçin bu saatten sonra yeni bir milat ilan ediyorum. İlçemizde 63 bin nüfusta bugüne kadar nasıl hizmet ettiysek, başta muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve hiçbir zaman için yardımlarını, desteklerini esirgemeyen başta bölge milletvekilimiz Hüseyin Şanverdi olmak üzere 5 milletvekilimizin ayrı ayrı bir yeri var. Altınızı deyince akan sular duruyor. Bütün dükkan size ait diyorlar. Ben başta Hüseyin Şanverdi vekilim olmak üzere bir telefonla eski cezaevini Zeytincilik Enstitüsü yerine ihdas eden Sayın Abdülkadir Özel vekilime, Sayın Hüseyin Yayman vekilime, Hacı Bayram abime, Sultanların Ak Sultanı Sayın Sabahat ablamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü her ne zaman Ankara'ya gittiysek karayolundan tutun devlet su işlerine
yerel yönetimlere yapılacak yardımlar konusunda beşi bir arada Altınözü olunca. Onun için Altınözü'nün kendilerinin yanlarında çok ayrı önemi var. Biz onun için bundan sonra bu ekibi mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız inşallah. Yerel yönetimlerle ilgili çok fazla zamanınızı almayın. Önemli hatiplerimiz var dedim. Biz bugüne kadar Allah'ın izniyle muhtarlarımız başta olmak üzere meclis üyelerimizle teşkilatımızın her kademesinde yer alan teşkilat mensuplarımızla el ele vererek bugüne kadar sizleri namerden asıl muhtaç etmediysek bundan sonra Allah'ın izniyle namerden muhtaç etmeyeceğiz. Evet, mahallelerimizde eksiğimiz yok mu? İllaki var. Bunu baştan kabul ediyoruz. Ama inanın 10 hesap edip bir adım atıyoruz. Memleketin, milletin, yetimin bir kuruşunu yerinde kullanmak için saatlerce, günlerce, belki aylarca düşünüp projemizi ona göre doğru hesaplayıp uygulamaya öyle koyuyoruz. Herkes tarafından malum. Önceden Altınözü'nde çok zorunlu işi olmayan arkadaşlarımız çok Altınözü'nde yüzlerini dönmezler. Ama gittiğimiz şimdilerde belediye başkanlarım arada bir şakalaşırlar. Ya Rıfat Başkan nereden getiriyorsun bu kaynağı? Ben de Fatih Başkanımın dediği gibi iman varsa imkan var ve Allah'ın izniyle inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Ben buradan bütün teşkilat mensuplarıma, önceki dönemlerde görev almış ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, teşkilatımızın her kademesinde yer almış bütün hemşerilerime, dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Sayın Başkanım Allah hayırlı uğurlu etsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizlerle beraberiz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sayın Başkanım, çok kıymetli milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları çok değerli başkanları, İlçe başkanlarımız, saygıdeğer Altınözü kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle yeni göreve atanan Adem Yeşildal kardeşime görevinde başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra 5 milletvekilimizle beraber Altınözü Belediye Başkanımızla, Altınözü İlçe Başkanımızla, muhtarlarımızla ve Altınözü kardeşlerimizle inşallah bundan sonra hizmet etmeye devam edeceğiz başkanımızla beraber. Hem Hatay'a hem Altınözü'ne başta olmak üzere. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah bizim çarşamba günü 24'ünde kongremiz var. Bu kongre bizim miladımız olacak. AK Parti'nin şahlanış miladı olacak Allah'ın izniyle. Bunu da sizlerle beraber yapacağız değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim. Ben... Sağ olun gençler. Değerli kardeşlerim, ben 2001 yılında Reyhanlı'da AK Parti kurucu ilçe başkanı olarak göreve atandım. Ve o günden bugüne kadar elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. Ama bunun bir öncesi var. Onu da kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Tarih 1995. Cumhurbaşkanımız o dönemde İstanbul Belediye Başkanı. Ve benim o dönemde bir yeğenim oldu. Ablamın çocuğu oldu. Ve 1995 doğumlu yeğenimin ismi Recep Tayyip Tolan. Evet, biz 25 yıldan bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Yine yetmedi. Ben 1999'da Fazilet Partisi'nden belediye başkanı oldum ve o dönemde seçimi kaybettim. Bir oy farkla kaybetmiştik. O dönemde Milliyetçi Hareket Partisi kazanmıştı Reyhanlı'da. Ve seçimler döneminde yine kardeşimin bir oğlu olmuştu ve o dönemde ismini ne koymuştuk biliyor musunuz? Hüseyin Tayyip Şenver'di. Evet, biz AK Parti'ye sevdalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalıyız. O günden 1995'ten o güne kadar Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. Bundan sonra da örünceye kadar sizlerle beraber yanında olacağız. Evet değerli kardeşlerim, ben sağ olun gençler, Allah razı olsun. Altınözü Belediye Başkanımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
ikinci dönemi ve 7 yıldan bu yana Altınözü ilçemize çok güzel hizmetler etti. Sizler de şahitsiniz. Benim hizmetleri tek tek anlatmayacağım. Ama şunu söylüyorum. Rifat Sarı Altınözü'nü birinciliğe çıkardı. Allah razı olsun kendisine. Evet. Altınözü şu anda birincilikte mücadele ediyor. İnşallah bundan sonra 5 milletvekilimizle beraber Altınözü'müze her zaman hizmet ettiğimiz gibi beraberce hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Altınözü ilçemiz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olmuş, AK Parti'nin yanında olmuş ve Hatay'da her zaman ilk sıralarda yer almış. Her zaman her ilçe olarak birinci sırayı almış. Allah hepinize razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da yine Cumhurbaşkanımızın yanında, AK Parti'nin yanında hep birlikte olacağız ve 2023'te inşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı yaparak bu ülkeye hizmet etmesini sağlayacağız. Çünkü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na ihtiyacı var. AK Parti'ye ihtiyacı var. Başkanımız da biraz önce ifade etti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye sevdalı. Bizler de sevdalıyız Türkiye'ye. Birlik beraberlik içerisinde inşallah hep birlikte Altınözümüz başta olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hizmet edeceğiz. Belki arada sırada buraya geldiğimizde sizler de hizmetleri takip ediyorsunuz. Biraz önce başkanımız da ifade ettiler. Cezaevinin yerini Adalet Bakanlığı'na tahsisine aldık ve şu anda proje çalışmaları başladı. Tarım Bakanlığı tarafından orayı zeytincilik enstitüsü yapıyoruz. Parası hazır. 9 milyon TL hazır ve bu işi de 5 milletvekilimizle beraber yaptık. Ben bundan bir ay önce 5 milletvekilimize hep beraber imza atarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'na göndererek Altınözü'ne zeytincilik enstitüsü yapılması gerekir diye tüm vekillerimiz imza attılar. Ben huzurlarınıza, tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii yeter mi Altınözü'ne hizmetlerimiz? Yetmez. Altınözü Enek arası yolumuzu hızlı bir şekilde inşallah birkaç aya kadar bitireceğiz. Duble yol yapacağız. Ondan sonra Enek Narlıca arasında kısa bir süre içerisinde, belki bu yıl bitmeyebilir ama 2022 yılı içerisinde bizim hedefimiz Altınözü yolunun tamamını Antakya'ya yetiştirmek. Bu çünkü önemli bizim için. Niye derseniz, çünkü Enek'te sizler de bilirsiniz 3500 dönüm organize sanayi bölgesi var. Biliyorsunuz değil mi o bölgeyi? Şu anda imar planında hayvancılık organize bölgesi gözüküyor. Ama yıllardır maalesef hayvancılıkla ilgili yatırım yapılmamış. Geçen gün milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, ilçe kaymakamımızla ve valimizle görüşerek burada bir değişiklik yapacağız. Bu değişiklik nedir? Organize sanayi bölgesini karma organize sanayi bölgesi yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ne olacak? Altınözü ilçemize yatırımcılar gelecek değerli kardeşlerim. Evet, Altınözü'ne yatırımcılar gelecek, tekstilci gelecek, zeytinyağı fabrikası kurmak isteyen gelecek. Planlı bir şekilde 3500 dönüm araziyi inşallah kısa bir süre içerisinde burayı karma organize sanayi bölgesi yaparak inşallah işsizliği önleyeceğiz. Yalnız Altınözü'nden mi? Hayır. Yayladağ'daki işsizliği de önleyeceğiz. Antakya'daki işsizliği de önleyeceğiz. Çünkü planımızda en az 20 bin ile 25 bin arası organize sanayi bölgesinde insan çalışacak. Gençlerimize iş imkanı veriyoruz. Evet, bu bir hayal değil. 2 yıla kadar Allah'ın izniyle bunu başaracağız, göreceksiniz. 2022 yılı içerisinde burada fabrikalar kurulacak, bunlara şahit olacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bunu ne yapacaklar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Cumhurbaşkanımız 1-1-2021 tarihinde çok güzel bir imza attı. Bu imza nedir? Hatay'da 6 ilçemizi 5. teşvik bölgesi yaptı. 5. teşvik bölgesi. Neresi derseniz, 1. Arsuz, Yayladağ, Altınözü, Reyhanlı, Kumlu, Hasra. Evet, bu teşvik bölgesiyle ne olacak biliyor musunuz? 1. İş adamlarımız gelip buraya da Altınözü'ne fabrika kurduğu zaman her işçiye hükümetimiz 1500 lira teşvik verecek. Kendisi ödeyecek. Bunun yanında buraya gelen firmaların tamamı 10 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
Evet, vergi ödemeyecek. Bunun yanında fabrika açmak isteyen kardeşlerimiz bankaya müracaat edecekler. Ne kadar kredi kullandılar? 10 milyon lira mı? 10 milyon liranın %50'sinin faizini hükümetimiz ödeyerek sizlere teşvik sağlayacağız. Burada iş adamlarımız varsa hemen müracaat etsinler belediyemize, kaymakamlığımıza. Hızlı bir şekilde inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Ve hedefimiz inşallah 2023 yılında onlarca fabrikayı altın özünde açarak sizlere iş imkanı sağlayacağız. Evet, bu gerçekten olacak ve bunu hep beraber göreceğiz diyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz tabii ki il başkanlığımızın kongresi var. Çarşamba günü, yarın değil öbür gün. Antakya spor salonunda, kapalı salonda sizleri bekliyoruz. Hep birlikte inşallah altın özünden Antakya'ya gideceğiz ve Hatay'dan Ankara'ya haykıracağız. Cumhurbaşkanımızla inşallah bağlantı kuracağız. Birlikte inşallah buradan güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza selam göndereceğiz. Hepinizi bekliyoruz kongremize. Allah hepinizden razı olsun. Bugün geldiniz, zahmet ettiniz. Biz birlikte daha güçlü olacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Gençler, başkan misafir katılımcıları alkışlayın dedi. Bizim misafirden mi sayıyorsunuz? Çok değerli milletvekillerim, kıymetli kanaat önderlerimiz, çok değerli hanımbaşılar, gençler, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, bilhassa AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, ben de sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Doğrusu böyle anonslardan sonra insan mahcup oluyor. Alışkın değiliz biz bu kadar övgüye. Açık ve net. İnşallah Rabbim bizleri sizlere layık kılsın. Onu ifade edeyim. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Altın özümüzün bu noktaya taşınmasında, altın özümüze yapılan hizmetlerin geldiği tablo ortada. Hamdolsun önemli adımlar atıldı. Teşkilatımızın geldiği noktada kurulduğu günden bugüne teşkilatımıza emek etmiş her bir abimizi, her bir kardeşimizi burada hep birlikte görmekten inanılmaz mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşkilatımızda görev almayıp da gönüllülük esasıyla, kanaat önderi sıfatıyla her zaman, her daim hiçbir talebi olmaksızın, ne görev, ne makam, ne mevki, hiçbir talebi olmaksızın fedakarca Allah rızası için, ülkemizin geleceği için, Recep Tayyip Erdoğan sevdası gereği için yollara düşüp bize her zaman omuz veren değerli büyüklerimizi de burada bir arada görmekten inanılmaz mutlu olduk. Allah sizden 100.000 kere razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız diyorum. Tekrar saygıyla selamlıyorum. Tabii Altınözü Belediye Başkanımıza buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimize önemli hizmetler yaptı. İşte görüyorsunuz. Hamdolsun. Spor salonları, hükümetimizin, milletvekillerimizin desteğiyle, merkezi bütçeden gelen ödeneklerle, yatırımlarla, yollarıyla, yerel yönetimimizin kattığı renklendirici ve Altınözü'nü cazibe haline getirecek çok güzel hizmetleri oldu. Sosyal belediyecilik noktasında da önemli hizmetleri oldu. İçinde bulunduğumuz bina çok iyi biliyorum. Birlikte planladığımız, birlikte çalıştığımız bir binaydı. Altın özümüze yakışır bir hizmet binası haline geldi. Evet, bu hizmetler güzel. Harika. Mükemmel, daha iyisine altın özü hak eder. AK Parti olarak esas bu teşekkürüm bu hizmetler için değil. Biraz önceki konuşmasında bir anekdot vardı. Çok önemsediğim. Biz evet şehirleri imar etmekle mükellefiz.
en iyi hizmeti halkımıza sunmakla mükellefiz. En kalitelisini getirmekle mükellefiz. Ama bunlardan da önce gönüllere girme, gönülleri tamir etme, gönülleri güzelleştirme, gönüllere layık olma yükümlülüğümüz var. Bu açıdan teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Allah razı olsun. Altınözü coğrafyası en az bizler kadar Tayyip Erdoğan davasına sevdalı. Bakın en az bizler kadar. Buradaki kardeşlerimizin meseleye hangi boyuttan, nereden baktığını bizler gayet iyi biliyoruz. İşte arkadaşlarımız ifade etti. 20 yıldır bu topraklarda birlikte adeta yorulduk. Çok yol kat ettik. Acı tatlı günlerimiz oldu. Hamdolsun bu günlere geldi. Şimdi geldiğimiz noktada 15 ilçemizde bu toplantıları icra ediyoruz. Bu toplantıların esas önemsediğimiz noktası şu. Mevcut aktif görevde olan tüm arkadaşları bir kenara koyuyorum. Onlar görevdeler ve bayrağı taşıyorlar. Önemsediğimiz konu şuydu. Tüm heyet olarak birlikte karar verdik. Bu davaya emek etmiş bütün büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimizle hemhal olalım. Hem de kongre öncesi olalım. Yeniden bir dayanışmayı daha da güçlü şekilde ortaya koyalım. Safları sıkılaştıralım. Yan yana duralım ki fitne girmesin araya. Bunun için bu programları yapıyoruz. İnşallah yarın değil öbür gün, çarşamba günü saat 12'de Antakya Kapalı Spor Salonu'nda ilk kongremiz olacak. Orada da inşallah bu 15 ilçede yapmış olduğumuz bu toplantılar, bu hemhal olma, bir araya gelme vesilelerini inşallah orada ne yapacağız? Taşlandıracağız. Ve hemen akabinde inşallah yine ve yeniden sahada hep birlikte olacağız. Buradan görevi devralmış olduğum değerli başkanlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli il başkanımız. Zor bir dönemde, pandemi döneminde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu, sosyoekonomik problemlerin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde önemli bir görevi icra ettiler. O şartlar gereği belki sahaya yeteri kadar çıkılamadı çünkü temas yasağı vardı. Bizler inşallah kongreden hemen sonra pandemi şartlarını da gözeterek hafifleyen, Allah'a şükür her geçen gün daha iyiye giden bu şartlarla birlikte inşallah sahada olacağız. Teşkilatımızın tüm unsurları Allah'ın izniyle milletimizle hemhal olacağız. AK Parti'yi diğer siyasal yapılardan ayıran en önemli özellik milletiyle birlikte olması, milletiyle birlikte istişare etmesi, milletiyle birlikte yol yürümesi. İşte bu özelliğimizi daha da ön plana inşallah çıkarma imkanımız olacak. Tekraren buradaki bu saygıdeğer heyeti görmekten ne kadar mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah sizlere var etsin. 2023'ün önemini Altınözlü'ye anlatırsanız sana güler. Der ki ya Sayın Başkan, yorma kendi kendini. Ben farkındayım der ama altını çizmek istiyorum. 2023 üzerine bütün hesaplar yapılıyor. İzliyorsunuz. Dışarıdaki fitne odakları kurgular kuruyorlar. İçerideki işbirlikçileri onlarla ittifak ediyorlar. Yani oyun, düğün 2023 üzerine kuruldu. Nasıl olur da Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını alaşağı ederiz? Nasıl olur da hangi ittifakı kurursak şunları da alalım. Terör örgütünün siyasi kanadı da yanımızda dursun. Önemli değil. Yeter ki yıkalım. Çelme takalım. Bugüne kadar engelleyemediğimiz büyük Türkiye yürüyüşünü nasıl frenleriz? Bunun hesabını